En mükemmel halimizde miyiz? Olduğu kadar kardelencim, yani ne yapacaksın işte. Yine heyecan, yine heyecan. Aloha! Bir daha giriş yapayım. Güzel, her şey güzel, her şey güzel. Ben başlıyorum artık. Aloha! Bugün sizlere güneş kremlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ve son zamanlarda, tabii son zamanlarda dediğim bazı güneş kremlerini 5-6 aydır, belki daha uzun süredir kullanıyorum. Bazılarını daha kısa süredir kullanıyorum. Ama kullanıp memnun kaldığım 4 güneş kremini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de bunun yanı sıra hani sadece memnun kaldıklarımı paylaşmayayım dedim. 3 tane memnun kalmadığım, bir de bir tane de arada kaldığım bir güneş kremi daha var. Onları da paylaşacağım sizlerle. Lakin şunu söylemek istiyorum, hani bu videonun başında kesinlikle burada göstereceğim, sizinle paylaşacağım ürünler zaten bir tavsiye ya da bunu alın bunu almayın gibi paylaştığım ürünler değil hiçbir şekilde. Sadece bana iyi gelen ve faydasını gördüğüm ve sevdiğim ya da çok sevemediğim ürünleri paylaşacağım. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bana iyi gelmemiş bir ürün size çok iyi gelebilir ya da bana iyi gelen bir ürün size hiç iyi gelmeyebilir. Bunu da göz önünde bulundurun diyorum. Benim cildim kuru arkadaşlar ve çok hassas bir cildim var. Yani buna böyle ne yazık ki diyeceğim biraz. Çünkü bir de rozaseam var. Yani gül hastalığı diye de geçiyor. Ve bunun işte tetiklendiği zamanlar gerçekten çok zorlayıcı olabiliyor. Dolayısıyla hani benim kullandığım ve birazdan şimdi size bahsedeceğim ürünler hem kuru ciltli olduğum için hem de çok hassas bir cilt yapısına sahip olduğum için benim cildimi nemlendiren ve o yangıyı diyeyim biraz azaltan ürünler oldu. En azından yani bende böyle bir etki yaptı. O yüzden siz de ilk önce cilt yapınızı bilin. Eğer hani bilmiyorsanız acaba karma ciltli miyim, kuru mu, yağlı mı, hani neyse bir cilt yapınızı öğrenmenizde size en iyi gelen güneş kremini seçmeden önce çok fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ondan sonra işte nemlendirici özelliği yüksek olan bir güneş kremi seçerken bilirsiniz ki eğer kuru ciltliyseniz o size iyi gelecektir. Gibi gibi. Öncelikle neden güneş kremi kullanmalıyız? Hani eğer ki aranızda bunu bilmeyenler varsa ki gayet olabilir, şunu söylemek istiyorum. Günümüzde özellikle son birkaç yıldır, yani 10 yıldır diyebilirim ama gittikçe daha da artıyor sanıyorum güneşin zararları. Bizim gerçekten cildimize çok fazla zarar veriyor. Zaten cilt kanseri oranlarında da hani önemli ölçüde artış olduğunu siz de duymuşsunuzdur. Özellikle benim bildiğim kadarıyla Avustralya'da, hani orada çok beyaz tenliler olduğu için yani Avustralya'da bu cilt kanseri vakaları çok artmaya başlamış diyebiliyorum. Aynı zamanda güneş ışınları tabii ki de kırışıklık yarattığı için çok çabuk yaşlandırabiliyor ve de cilt lekeleri oluşabiliyor cildimizde. Bu sebeple yani kesinlikle ama kesinlikle sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkadıktan, dişimizi fırçaladıktan sonra bence kesinlikle bize iyi gelen güneş kremini kullanmamız gerekiyor. Ne kadar kullanmalıyız derseniz de iki parmak kuralı var arkadaşlar. Şu iki parmağınıza böyle dolgun hani çizgi şerit şeklinde sürüyorsunuz. Onu da yüzünüze, boynunuza, hatta kulaklarınıza yedirdiğinizde gayet, hatta dekolte bölgesine de sanıyorum o geçerli. Ben yüzüme ve boynuma iyice yediriyorum hani bu iki parmağı. Bu şekilde. Bunun yanı sıra şimdi zaten bir de 2 saatte bir yenilememiz gerekiyor. Çünkü genelde işte bu PA++++ güneş kremleri var. Birazdan size göstereceğim. Onlarda ne kadar artı varsa koruması saat olarak o kadar yüksek demek oluyor. Ama yine de hani dermatologlar ve bilir kişiler, bu konuda daha da bilgili olanlar kesinlikle 2 saatte bir yenilemenin çok daha iyi olduğunu savunuyorlar ve ben özellikle hani kış aylarında o kadar yenileme meraklısı değilim. Yani yenilemiyorum kış aylarında ama evde olsam da kesinlikle güneş kremimi sürüyorum. Ama yaz aylarında 2 saatte bir yenilememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü zaten dışarıdayız, hani denize gireriz, denize girmesek bile, kumsalda orada burada olmasak bile güneş ışınlarına daha fazla maruz kalıyoruz. O yüzden kıymetli. Şimdi hazırsanız öncelikle ben memnun kalmadığım ürünlerden başlayayım. Yani aslında bu ürünler kötü demiyorum. Kesinlikle içerikleri iyi olan ürünler olduğunu biliyorum. Zaten ben de o yüzden aldım. Ama bana iyi gelmeyen ürünler arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylemek isterim.
Sizinle ilk paylaşacağım ürün elimde yok. Onu hatta 2 şişe almıştım eczaneden. İlk aldığım güneş kremlerinden biri oydu diye hatırlıyorum. Cosmed'in çok hassas ciltler için güneş kremi SPF 50 faktörlü 50 millik UVA ve UVB korumalı PA++++ güneş kremi. Ben zaten hani bunu yine Çisem'in önerisiyle onun videolarını izledikten sonra almıştım ve kesinlikle bana iyi gelir diye düşündüm. Bildiğim kadarıyla fiziksel mineral filtreli olması gerekiyor çünkü inanılmaz bir beyazlık bıraktı. Ve ben şunu biliyorum, eğer bir güneş kremi sizde topaklanma yapıyorsa cildinizde, o güneş kremini cildiniz ememiyordur. Yani size iyi değildir. O yüzden hani size iyi gelen bir güneş kremini kullanmanız gerekiyor diyebiliyorum. Bu Cosmed'in güneş kremi bende topaklanma yapmadı ama hani iki parmak kuralını uyguladım. Boynuma da hatta bayağı şöyle buralara kadar falan sürdüm. Ki ben makyaj da yapmıyorum sonrasında ve böyle 15 dakika 20 dakika bekledim dışarıya çıkmadan önce. Hiçbir şekilde emmedi. Yani benim cildim o güneş kremiyle hiç barışamadı ve yani 2 hafta falan kullanmışımdır ona. İnat ettim çünkü hani bu güneş kremi çok iyi. Bir de böyle daha şey bilmiyorum. Hani birçok güneş kremini denemeliyim. Bana en iyi gelen güneş kremini bulana kadar gibi bir düşüncem de henüz yok. Hani daha yeniyim bu konularda. O yüzden böyle bayağı denedim. Ben sevemedim ama bana iyi gelmedi. Aranızda eminim çok sevenleriniz de vardır. Eğer ki bu güneş kremini kullanıyorsanız ve memnunsanız bunu da paylaşın lütfen. Çünkü dediğim gibi mesela size iyi geliyorsa sizin cilt tipinizi belki paylaşırsanız en azından hangi cilt tiplerine daha iyi geldiğini ben de öğrenmiş olurum ve başkalarına da fayda sağlar diye düşünüyorum. İkinci olarak sizinle paylaşacağım güneş kremi şu arkadaşlar. Hatta yani netleştirmeye çalışmıyorum. Cilt bakımı videomdan hatırlıyorsanız 40 saat netleştirmek için çaba verdim burada ama olmuyor. Ben şöyle göstereyim size ama görselini şuraya da koyarız. Bu Misha'nın aydınlatıcı, beyazlatıcı güneş kremi 50 ml PA++++ yani 4 tane artısı var. Ya bunda beni açıkçası en irite eden noktası, yani benim anlayamadığım nokta, şimdi iki parmak kuralı deniliyor ama ben baktım 2 pompa yeterli kullanım için diyorlar. 2 pompa yeterli olamaz çünkü hani ben bayağı böyle bildiğiniz şu 2 parmağı doldurabilmem için şöyle bayağı sıkıyorum. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı var. Hani belki de firmaya yazmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Yani bir o, benim sevmememin, sevemememin nedeni bir o. İkincisi de çok beyazlatıcı. Şimdi zaten ben beyaz tenliyim ve bunu da Çağla Çetinöz'ün Instagram'ında galiba görmüştüm. Aa hani ben de alayım çünkü onun da teni beyaz. Hani bana da iyi gelir, o böyle bayağı seviyorum diye paylaşmıştı. Oradan, yani ondan görüp aldım ama çok beyaz bıraktı beni. Yani ben gerçekten sevemedim. Bir de hani benim evet kuru bir cildim var ama yine de böyle yağlı yağlı bir his bırakan güneş kremini sevemiyorum. Bunda biraz öyle oldu. O yüzden ben sevemedim. Şunu da söyleyeceğim size, şaşırttı beni bayağı. Hani dediğim gibi bu videoyu çekmeden önce araştırırken beyaz lotus çiçeği fermente suyu varmış, kenevir yağı ve de tırtıl mantarı özü varmış bunun içeriğinde. Enteresan bayağı. Bir de cilt tonunu eşitleme özelliğine sahipmiş. Yine yani bu ürünle ilgili şu da yazıyordu. Hiçbir şekilde işte parlaklık falan bırakmıyor ama cilt tonunu eşitliyor. Bende öyle olmadı ama dediğim gibi her ürün herkeste farklı etki yaratıyor. Bir de çok kısaca size bir güneş kreminden daha bahsetmek istiyorum ama aslında hani bundan bahsetsem mi etmesem mi diye biraz da arada kaldım. Bu Clarins Midday Blue UV Shield PA++++ SPF 50 faktörlü koruma kremi, yani güneş kremi. Bunu çok severek aldım. Yani bayağı da böyle övgüyle birçok yerde bahsediliyordu. Yine şöyle netleştirmeye çalışmıyorum. Ama bunu hatta cilt bakımı videomda da galiba bahsetmiştim. Arkadaşlar bu mineral filtreli bir güneş kremi ama zaten kaldırıldı. Çünkü bu hani güneş kremi skandallarını belki duymuşsunuzdur. Testlerden geçti güneş kremleri. Ve bunun SPF oranı hani 50 olması gerekirken 15 mi çıktı, 12 mi çıktı, öyle bir şey. Dolayısıyla hani koruyuculuğunun olmadığı ortaya çıkınca firma da ürünlerinizi, yani bu ürünü iade ederseniz biz de size paranızı geri iade edeceğiz diye bir açıklamada bulundu. Tabii ki de ben böyle bir şeye girmedim. Yani bunu sadece hem bunu bilin diye sizlerle paylaşmak istedim.
Hem de zaten artık isteseniz de alamazsınız ama üzdü beni. Ben memnun kalmamıştım açıkçası. Hani mineral filtreli güneş kremleri bu arada hassas ciltler için çok iyi. Yani bunu bilenleriniz de vardır eminim ama bilmeyenler için de söyleyeyim. Hassas ciltliler çünkü direkt yansıttığı için hani içeriye güneş ışının girmesine fırsat vermeden yansıtması hassas ciltler için bir artı oluyor. Dolayısıyla çok iyi. Ama bu bende mesela çok beyazlık bırakmıştı. Zaten ama bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü skandala karışmış ve bayağı olmamış yani bu güneş kremi diyelim biz ve geçelim. Bu bahsedeceğim güneş kremiyle ilgili çok arada kaldım. Yani gerçekten bunu çok umutlarla aldım. Kesinlikle bayılırım diye düşünerek aldım. Niyeyse böyle bazı güneş kremlerini hani alırken ben bunu kesin beğenirim, çok memnun kalırım falan diye düşünüyorum. Sonra böyle hani yani falan çıkarsa üzülüyorum. Bütün yaz boyunca şu güneş kremini kullandım arkadaşlar geçen yaz. Bu jel formunda Misha Apion'un Power Block Fresh Sun Jel olarak zaten geçiyor. 50 ml bu da ve suya dayanıklı waterproof bir güneş kremi. SPF 50, PA++++. Şimdi ben açıkçası hani jel olmasını görmedim ya da onu önemsemedim satın alırken. Direkt bu çok iyi, içeriği de güzel diye satın almıştım. Lakin hatta zaten bunu da denedim. Siz göreceksiniz yapısını da. Böyle hem çok jel kıvamında böyle yumuşacık bir dokusu var ama aynı zamanda sürdükten sonra benim cildimi çok yağlı gösteriyor. Yani ben evet kuru ciltli olsam bile böyle çok yağlı yağlı sevmiyorum ve yazın terleyen bir yapıdayım. Yani ben soğuk seviyorum zaten ve yani sıcakta böyle biraz kendimden geçiyorum. Özellikle yazın hani hem bunu sürüp hem de üzerine hani denize girmiyorsam falan terliyorsam hani o sıcaklarda hiç hoş olmuyor. O yüzden bunu bir de niye yazın kullandım? Yine işte böyle deneme yanılma yöntemlerinden bir zamana denk geldi diyeyim. Zaten ürünleri denedikçe bilgi sahibi oluyorsunuz yani ama mesela kötü bir ürün değil, arada kaldığım bir ürün dediğim gibi. İçeriği falan muhteşem. Yani ürün kendisi süper ama ben bir daha alır mıyım bilmiyorum. Belki çok soğuk havalarda kışın kullanabilirim bu ürünü. Ya da cildim gerçekten çok kurursa. Çünkü bence nemlendirici özelliği bayağı yüksek. Bir de içinde evet aloe vera vardı. Ayçiçek çekirdeği yağı, papatya özü ve Centella asiatica bulunuyor. Dolayısıyla zaten içeriği bayağı iyi. O yüzden hani çok kuru ciltliyseniz ve böyle biraz yağlı bıraksın hani yağlı da bırakmıyor da böyle aydınlık bırakıyor. Hani cildiniz bildiğiniz böyle parlıyor. Bu görünümü seviyorsanız kesinlikle memnun kalacaksınızdır diyorum. Ve diğer ürünümüze geçiyorum. Misha'nın All Round Safe Block Essence Sun SPF 45 PA++++ ürünü. 50 ml'lik bir ürün bu arkadaşlar ve ben buna bayılıyorum. Yani bu ikinci şişem benim. Ben o kadar seviyorum ki bütün güneş kremleri arasında zaten birinci favorim bu. Yine netleştirmeye çalışmayayım. Ben şöyle göstereyim. Sonra biz şuraya fotoğrafını koyarız zaten. Oradan bakarsınız hani isterseniz. Bu Essence benim ikinci aldığım güneş kremi. Şu ana kadar hani gerçekten benim bir güneş kremini ikinci, üçüncü sefer almam için ona bayılmam gerekiyor. Bunu en çok sevmemin nedeni de nemlendirici özelliğe sahip olması. Dediğim gibi zaten kuru ciltli olanlarınız beni anlayacaktır. Hani böyle özellikle soğuk havalarda tabii ki ama genel olarak da hani kuruysa cildinizi nemlendirmek çok böyle sanki hani çok açmışsınız da doymuşsunuz hissi veriyor size. Hani cildimi doyurmuşum gibi hissediyorum bu güneş kremini her kullandıktan sonra. Kesinlikle zaten beyazlık bırakmıyor. Ben beyazlık bırakan güneş kremlerini sevemiyorum. Mineral filtreli yani fiziksel filtreli güneş kremlerine de zaten o yüzden biraz ön yargılıydım. Ama hani ne kadar iyi olduklarını ve özellikle hani hassas ciltli olarak bizlere ne kadar iyi geldiğini bildiğim için de bir tane muhteşem, birazdan paylaşacağım, fiziksel filtreli bir güneş kremi buldum. Bu arada arkadaşlar aklımdayken şunu da söylemek isterim. Hani bu güneş kremlerini nereden bulabiliriz derseniz ben Misha'nın internet sitesinden alıyorum. Zaten hani demin paylaştığım güneş kremlerinin çoğu Misha'nın sitesinden aldığım ürünler. Bunun yanı sıra şimdi paylaşacağım bu Our Vegan Daily Sun Cream Sika SPF 50+ PA++++.
50 ml olan ürünü, bunu Corendi'nin sitesinden, internet sitesinden almıştım. Zaten isterseniz hani açıklamaları büyük ihtimalle yazarım, hani oradan da bakabilirsiniz. Ama kesinlikle böyle işbirliği ya da sponsorlu değil, öyle de algılamayın şimdi. Açıklamalara sadece hani sizi bilgilendirmek için koyacağım, bilginiz olsun. Yani bu kadar da hassas davranmak isterim çünkü işbirliği yok hani benim videolarımda. Olursa zaten sizi bilgilendiririm deyip burada bir parantezi kapatıyorum ve devam ediyorum. Bu güneş kremi fiziksel filtreli bir güneş kremi. Bir kere zaten beyaz değil, yine göreceksiniz, yeşil olarak gözüküyor ve cilt tonu eşitleme özelliğine sahip. Bence çok kuru cilt, yani çok 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 kuru ciltliyseniz sevmeyebilirsiniz. Ama çok kuru ciltliler dışında bence birçok insan bundan gerçekten çok memnun kalacaktır diye düşünüyorum. İçeriği zaten bayağı iyi. Onun dışında da beni şaşırttı. Hani ben açıkçası ilk denediğimde yok, hani bu ürün bana göre değil falan demiştim. İlk deneyimimde. Ondan sonra böyle 10 dakika 15 dakika geçtikten sonra hani kurutmadı cildimi. Ona da şaşırdım. Dolayısıyla da ben memnun kaldım. Ama gerçekten bence çok çok kuru ciltliyseniz memnun kalmayabilirsiniz. Özellikle aranızda çok kuru ciltli olup kullananlar da varsa, paylaşırsa yorumlarda sevinirim. Hani dediğim gibi yani bunları zaten ne kadar paylaşırsak o kadar başka insanlar da faydalanabilir diye düşünüyorum. Bir diğer paylaşım güneş kremi COSRX'in Aloe Soothing Sun Cream SPF 50 PA++++ ürünü arkadaşlar. Bu da 50 ml. Bu hibrit bir güneş kremi. Vegan. Bu arada demin paylaştığım bu da vegan bir ürün. Vegan olması da açıkçası bence çok çok iyi. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. Yani vegan bir ürünü satın almak beni iyi hissettiriyor. Bunu da Corendi'nin web sitesinden almıştım. Yalnız bu güneş kremi bana çok iyi geldi. Zaten birinci benim için budur. Kesinlikle. İkincisi de budur. Cilt bakımı videomu izlediyseniz de orada hani böyle kısaca bahsetmiştim ama derinine inmemiştim. Zaten derinine inebilmek ve hani olabildiğince güneş kremlerinin öneminden de bahsetmek için böyle ayrı bir video çekmek istedim. Ama şuna değinmek istiyorum. Bu Aloe Soothing Sun Cream'de aloe vera var ve kesinlikle her bir güneş kremini almadan önce, hani hiç daha önce denemediyseniz, alabiliyorsanız deneme boyunu alın derim. Ya da bir arkadaşınız da varsa mesela onda deneyin. Ama mesela hani böyle yüzünüze değil de belki boynunuza falan böyle küçük bir deneyebilirsiniz. Size iyi geliyor mu, gelmiyor mu, bunu görmenizde faydalı olur diye düşünüyorum. Bu arada bulut geçişleri oluyor gibime geliyor ve renkler değişirse benim de böyle... Ben bu renk geçiş, yani renklerde böyle açılma kapanma oluyor ya, hani belki bazen videolarda fark ediyorsunuzdur. Ben ona aşırı takılıyorum ama yani her şeyin mükemmel olması da mümkün değil diyorum. Dediğim gibi bununla ilgili aloe vera'ya cildiniz tepki gösterebilir. Dolayısıyla aloe vera ile cildinizin barışık olması gerekiyor. Çünkü onun içinde, yani aloe vera'nın içinde böyle bir şey varmış. O da bazı ciltlere dokunabilirmiş. Öyle biliyorum. Ben açıkçası denemeden aldım. Hani denemem gerekiyordu ama aloe vera'yı çünkü ben çok seviyorum. Hatta aloe vera'm vardı. Hani aloe vera bitkisi vardı ve onu böyle aradan çok az kesip cildime sürüyordum. Hani oradan hiçbir şekilde bana bir zararı olmadığı için direkt hani benim cildim aloe vera ile anlaşıyordur diye düşündüm. Bu arada aloe vera bitkisini sakın öyle cildinize sürmeyin. O da sağlıklı bir şey değilmiş. Gerçekten çok büyük zararları olabilir diye biliyorum. O yüzden diyeceğim odur ki eğer ki bununla cildiniz anlaşırsa gerçekten hani hep alırsınız. Yani ben bunu bittikten sonra net alırım. Hatta şu an stoğu bitti diye biliyorum. Çünkü bakmıştım bu videoyu çekmeden önce. Bu Sika'nın da stoğu bitmiş ama elbet yenileyeceklerdir. Dolayısıyla hani belki çok yağlı ciltliyseniz sevmeyebilirsiniz. Ama onun dışında genel olarak seveceğinizi düşünüyorum. Ve son olarak arkadaşlar, gerçekten bu videoların böyle çok uzun olmasını istememekle beraber uzun oluyor. Çünkü anlattıkça anlatasım geliyor. Son güneş kremi sizinle paylaşacağım. Yine Apion'un Cicative Zinc Sun Cream SPF 50 PA++++ ürünü. Bu çinko koruyucu filmli bir güneş kremi ve de %19 oranında içinde çinko oksit bulunuyormuş.
Ben yine açıkçası bu kadar iyi olacağını düşünmüyordum bu güneş kreminin. Bunun en büyük sebebi de zaten hani fiziksel mineral filtreli ve hani cildimde beyazlık bırakabilir, hoşuma gitmez büyük ihtimalle gibi gibi düşüncelerim vardı. Ama kullandıktan sonra gördüm ki öyle olmadı. Zaten hani emildikten sonra cildimde beyazlık bırakmıyorsa benim için o güneş kremi iyidir. Ve böyle biraz da nemli hissediyorsam cildimi diyeyim. Bir de %20 oranında ebe gümeci özü, mineralli su ve sukalen içerikleri bulunuyormuş. Bebek pudralarında da bulunan saf bir maddeymiş bu aynı zamanda. Beyazlık bırakmıyor dediğim gibi. O yüzden hani böyle fiziksel filtreli bir güneş kremi ne alabilirim derseniz, bence hani dilerseniz tabii ki ve size iyi geleceğini bilmiyorum. Yani size iyi gelir demek de istemiyorum ama iyi gelebilecek bir güneş kremi olabilir diye bunu da nacizane paylaşmak istedim. Tekrardan söylüyorum ki bu kullandığım ürünlerin hiçbiri bunu alın, bunu almayın dediğim ürünler değil. Bana iyi gelen ve bana iyi gelmeyen ve aynı zamanda da emin olmadığım bir ürün de oldu. Bunları sizlerle paylaştım arkadaşlar. Sizin kullanıp memnun kaldığınız bunlardan başka güneş kremleri varsa bunları da lütfen yorumlarda paylaşın. Dediğim gibi herkesin faydalanması, fayda sağlaması hani bu yorumları okuyarak ve etkileşimde bulunarak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani çünkü bence günün sonunda en önemli olan bize iyi gelen bir şeyi başkalarıyla paylaşıp onların da fayda görmesini sağlamak. Bilmiyorum, bence bu çok kıymetli. O yüzden hem size iyi gelen hem de size iyi gelmediğini düşündüğünüz güneş kremlerini paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra da başka hani bu konuyla ilgili sorularınız varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Oradan eğer ki zaten vakıfsam, o sorunun cevabı bendeyse sizlere muhakkak geri dönüş sağlarım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda da Instagram'dan, şurada mı olacak, burada mı olacak bilemiyorum, şöyle yapayım ben. Instagram'dan da takipte kalırsanız çok çok müteşekkir olurum. Yani bunu ara ara söylüyorum ama birkaç kere daha söyleyeceğim. Instagram'dan takipte olmanızın benim için hani YouTube anlamında en büyük artısı, hani bana destek göstermek dışında interaktif olarak da videolar çekmek istiyorum ve bunun içinde açıkçası storylerde sizlerle paylaşımda bulunuyorum ve sizden gelen yanıtlara göre ya da bazen anket yapabilirim. Hani o ankete göre içerikleri oluşturmak isterim ve bunu yapıyorum da ara ara. O yüzden oradan da dilerseniz takipte kalabilirsiniz. Haftaya Cuma 6'da yeni bir video gelecek arkadaşlar. Çok büyük bir aksilik bir şey olmazsa, istisnai bir durum. O zamana kadar sevgiyle, neşeyle, coşkuyla, neşeyle ve sağlıkla kalın. Sizin sevdiğiniz, size iyi gelen her ne varsa onları yapın diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. O zaman şimdi ben bir fotoğraf çekeyim bence. Karıncalandı resmen. Evet, böyle oldu değil mi? Umarım çok küçülmemişimdir. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.